Aragaz, aragaz, herkesten bir aragaz alalım. Vay vay vay, görüntüye bakar mısınız? Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Lane Hunters olarak sizlerle birlikte saat sabahın 10.30'u bizler ailemizle birlikte kemik bir kadroyla buluştuk ve dedik ki mesafeleri her geçen gün biraz daha arttıralım. Önceki buluşmalarımızda ilk Sakarya, sonra Bursa, bugün ise Çeşme'ye doğru yola çıkıyoruz. Ailemizle birlikte orada da yine ailemizin diğer üyeleriyle buluşarak çok güzel bir gün geçireceğiz ve bu 24 saatimizde sizlerle paylaşacağız. Umarım muhteşem ve çok seveceğiniz bir gün olur. Sizlere de kendi gözümden bugünü aktarabilirim diyorum. Ufak ufak günümüze start veriyoruz. Peki sizce biz bir sonraki seyahatimizde hangi şehre gelmeliyiz? Sakarya ile başladık, Bursa'ya geçtik. Şimdi ise Çeşme yani İzmir. Bir sonraki şehir sizce neresi olmalı? Onu da aşağı yorumlara bırakın diyoruz ve günümüze ufak ufak start veriyoruz. Aşağıdan like demeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenerek sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayın. M3'te siz start versene abi ufak. Size baş başa bırakıyorum. Yeni göz bebeğim. Çok iyi değil mi? Abi bir ufaktan bir az... Uyku açma sen. Online. Megan Racing bir egzoz kiti var. Bence bugüne kadar dinlediğim en iyi 92 M3 sesi diyebilirim. Ragıpçım, hakkını helal güzel kardeşim. Bence sana da Megan almalıyız diyoruz ve günümüze ufak ufak start veriyoruz. Saçlarımı düzelttim oğlum. 3.16 hatta. 3.20 dizen. 3.20 dizen nasıl? Gel gel. A4 DTM ile alakalı bir söz vermişti kendisi. Yorumlara çökün. Demişti ki A4 DTM çok tehlikeli. Sakız da çiğniyordu o ara. Evet. Aynen. İsmail abim 550-600 beygir olarak yoluna devam edecek dedi. Ama araba o gün bugündür yok. O gün bugündür yok, yatıyor. Harbiden araba nerede? Çürümeye güzel. Yatıyor. Araba yatıyor bir yerlerde. Yatsın. Neyse Allah nasip ederse o da bir gün bitecek inşallah kısmet olursa. Yok getiriyordum. Ayhan abi rica etti dedi. İsmail arabanı alma dedi. Değil mi? Öyle dedi. Aynen tamam o zaman. Peki tamam biz de inanmış gibi yapalım. Bugün M3'ü gördük zaten. 2020 May 20 GTR'de bizimle. Önden plakasız bir şekilde ve fabrikasından ilk çıktığı günkü kadar temiz bir nitelikte kendisi bizimle. Sevgili GNK GTR Ramazan yolda abisi İhsan abi GNK Ferrari'de farklı bir noktada bizi bekliyor. Bugün Mac GTR yok. Mac GTR yerine RS6 ile uzun yol çağı tercihini bundan yana kullandı İsmail abi. İsmail abi uzun yol tercihi bugün. Evet. Arası. Bu oğlun o kızın da oğlunla mı çıkıyorsun uzun yola? Değil mi? Evet, uzun yol olunca oğlunla değil mi? Aynen. Plaka yok güzel olmuş Ayhan abi. Değil mi? Ayhan abi röportaj vermek istemiyor. Çekmeyin röportaj ver. Ben menajeriyim. Çekmeyin. Çekmeyin. Aynen aynen. Tamam. Çekmeyin. Tamam çekmeyin. Tamam. Evet. Tamam. Basına şiddet tamam. Vardı. Tamam kardeşim. Bugün de May 20 GTR izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bence güzel olacak. Hadi bakalım. Abi devam. Canberk, kanka bir koy da yeni RS6'nın sesini duyalım. Yeni RS6 da böyle arkadaşlar. Bu da bizim gözümüz nuru. GTR'dan indim. GTR'dan inmiş kopil fotoğrafı. Kopil fotoğrafı, evet. Adam ya, baksanıza mükemmel. Günü nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi güzel ya. Güzel. Değil mi?
Beyazları çekmişsiniz. Aynen. Çeşme sizi bekliyor. Tatile gidiyoruz ya. Değil mi? Aynen. Günü bir günlük. Hadi bakalım. Evet. Hoş geldin abi. Aleykümselam abi. Ferrari geldi aynen. Evet, herkes tamamlandı. Allah'ın izniyle yola doğru çıktık. Ozan kardeşim, Yozgat'a etti. Evet. Efendim abi? Yozgat'a etti. Kazası belası gidelim kardeşim. Birazdan başlıyorum abi duaya. Günümüz yorumlar mısın sevgili Ahmet Dikmen? Günümüz yani iyi geçecek. İnşallah. Allah'ın izniyle. Mekçi İhtiyar bugün dinleniyor. Evet. Yeni setup'ına geçiyor. Yeni setup'ta. Hadi bakalım. İnşallah hayırlısı olur. Hayırlısıyla. Mac'de sürprizler var. Bunu da istiyordum zaten uzun yol yapmayı. İyi oldu yani. Kısmet oldu aynen. Aynen. Mac dinleniyor arkadaşlar. Mac'in yeni setup'ı sürpriz olacak inşallah. İnşallah. Bugün Ares'teyiz. Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah. Bir şey söyleyeyim mi? RS6 süspansiyon sistemiyle hem yolu hissettirmiyor, tutuşa geldiğinde de tam olarak tutuyor ve basınca resmen şey, maşallah süpanallah diyor. Abi emi öttürüyorsun be. Yok be kardeşim. Cemo. Ne haber? İyi abi. Eren. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Hadi bakalım Yasin. Nasıl geçti şu ana kadar? Çok harika. Ayhan abi muhteşem. Vallahi muhteşem harbiden helal olsun. Gençlere ders veriyor. Adeta ders aynen veriyor. Aynen öyle. Vallahi helal olsun. Ara gaz, ara gaz. Herkesten bir ara gaz alalım. Gençler. Hadi ara gaz. Vay vay vay. Görüntüye bakar mısınız? Arkadaşlar, resmen buralar alev aldı. Hadi bakalım. Geçiyoruz. Nefesimi kestiler. Ayhan abi. Ya Ayhan abi, neler yapıyorsun be abi? Aldım ya, ne kadar yoruldum. Yemin ederim sen bir driver'sın. Helal olsun Ayhan abi. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. 2020 GTR dünyada en iyi yürüten adam. Vallahi helal olsun. Ayhan abi yorumları alalım. Vallahi yetişemiyoruz ya. Vallahi helal olsun. Gerçi kuvvetini zaten anlatmak istemiyorum ya. Abi her şeyi boş ver.
Şunu nasıl yürütüyor değil mi? Çok inanılmaz. Maşallah. Aynı zamanda Porsche'ler Türkiye'ye ilk test araçlarını yolladıklarında sevgili Ayhan abicim test ediyordu. Hatta Ayhan abi diyorlardı değil mi? Biraz yavaş. Yavaş aynen. Adam helal olsun. Gerçekten Ayhan abim hakkını verdi maşallah. Gördün mü? Gördüm. Ayhan abi best. Porsche eski toprak mı ondan? Evet, Porsche test pilotu biliyorsun. Ayhan abi tebrik ediyorum. Yeni gelen bütün Porsche'leri test ediyorlar. Yakın arasında virajlar var ya böyle. Evet. Oraya geldik mi hanım çok sevmiyor böyle. Sen o yola çıkamaz abi. Oraya kadar basmıyorum. Ondan istediği gibi gidiyorum. Orası benim orada. Yerim. İsterseniz arabaya yıldan inin. Ya. Ben bir gideyim geleyim. Sizi alayım diyorum. Ya da dün dişinizi sıkın yani. İkisinden biri yani. Sen abi bugün Ferrari ile slow motion biraz. Vallahi Ayhan, Ayhan abiyi takip edemiyoruz kardeşim. Vallahi billahi. Günün yıldızı değil mi? Arkadan izliyoruz abi. İzlediler. Nasıl gidiyor? Yani duymuyorum seni. Şu an duymuyorum. Durumlar nasıl? İyi mi? Ayhan abi nasıl yürütüyor GTR'ı? Çok tehlikeli kullanıyor. Harbi değil mi? Fena. Helal olsun. Vay be. Mabet. GNK GTR. Bursa'ya gidelim bu. Böyle gel, tamam abi. Abi buyur abi. Elif servisten sonra pompacılığa başladık galiba. Ha, tabii pompa var, şey var. Ne pompa var? Var mı? Aydın Bey. Pompa var mı? Bagajda full gazlıyor adam ama nasıl yürütüyor, helal olsun be. Lane Hunters. Nereden geliyorsun? Kocaeli'den geliyorum. Yolda bizi görmek nasıl bir deneyim? Gayet iyi. Evet. Türkiye'den ayrılacağım yakında. Vallahi. Önümüzdeki hafta evet. Gider ayak bizi gördü. Gider ayak sizi gördü. Biz çok de sevindim. Seni gördük, memnun olduk. Ben de sevindim. Hoşçakal. Herkese selam. Sağ olun. İsmail abi, vallahi evet. Popüler adamsın be. Yok estağfurullah. Her yerden vallahi takipçim var. Yalnız takipçilere sesleniyorum, yorumlara çökün. Değil mi? Ne yazsınlar? İsmail buraya yumruk havaya desinler. Ne istiyorlar da? Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Fatih, kemeri iki tur versene kanka, hafta sonu gezeceğim. RS6'yı tebrik ediyoruz çünkü benzin kapağını arka camın hemen arkasına yapmışlar. Rahat rahat kapattın mı? Çok güzel kapattım. Çok iyi kapatırım. Evet. Yeniden pit stop arkadaşlar. Şu andaki konumumuz tam olarak nerede göstereyim. Arkadaşlar şu an Balıkesir'deyiz. Göstereyim. Görüyorsunuz şu an Balıkesir'deyiz. Yaklaşık bu üçüncü duruşumuz, ikinci yakıt ikmalimiz. Arabalar su gibi emiyor. Böyle bir şey olamaz. Muhtemelen 2 ya da 3 depoda gideceğiz gibi. Tapa gaz gidince 550 kilometrelik bir yolu 3 depoyla bitiriyorsunuz gibi diyebilirim yani. Araçlar 350-400 TL'ye doluyorsa gene 2 depo ucu ucuna biter ama 2,5-3 depo yiyor diyebilirim. Bakalım neler olacak. Ramo, bitti mi yakıt? GNK açıyor mu? Emcüklüyor kanka, içmiyor. RS6'yı fullemiştik. Şimdi gene bayağı bir aşağı indi. Senin araba galiba dizel harbiden abi. Evet. Her benzinlikte adam park ediyor sadece. Yakıt makıt almıyor. Ya işte BMW kullanıyoruz ya, rahatsız. BMW rahat arkadaşlar. M-Power. Evet. M3 ve Aydın abi. Bakayım. Cem kardeşim dua ediyor. Abimin yakıtı gitmesin. Cebinden para gitmesin.
arabası da bol bol gazlayalım diyor. Aynen. Biz de rahat rahat ediyoruz. Aydın abim benim canım ya. Emirhan kardeşim yine arabamızda. Lamborghini ile bir sahnemiz vardı hatta Aydın abiyle. Onu da hemen izleyebiliriz. Koyayım mı abi? Koy kardeşim. Koy koy. Evet. Egzoz da sesi biraz. Koyayım mı? Koy koy. Hadi bayağı koyayım. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar anılar canlandı gözümde. Arabalar değişir, dostluklar baki kalır. Bunu unutmayın. İhsan abi, bu kaçıncı depo şu an? Benim ilk depo da, almasam da olur, sıkıntı yok da. Bakacağız kaç litre aldım. Yani Çeşme'ye kadar, İstanbul Çeşme kaç para yakar bu araba şu an? 550 kilometrede. Bir dakika sonra sana cevap verebilir miyim? Ha tabii ki de, aynen. Biraz da cevap alacağız arkadaşlar. Fatih'cim. Efendim canım. Yastığın yanında. Ben nerede gösteriyorsun? Dinleniyorum. Aynen. 15 litre yakıtım kalmış. Anladım, 15 litre yok. Yakıt mı kalmış aynen. Arabada? Yani 70 litre mi yakmış? Yani 70-70, 140 litre yakıt yakar bu araba. 140 Çeşme. Litre. Aynen. Yani 140 çarpı 8 diyebilir miyiz şu an? 7 desek. Ne yapar? 150'den matematikler onlar. 1100, 1000, aynen 1000 liraya gidiyorsun. Güzel bence abi Ferrari'ye göre. Aynen. 1000 liraya Çeşme. Ben onu kullanırsan öyle. Evet. Bence mantıklı. Evet, yastığı görelim. Lütfen. Burada kardeşim. Yastığın çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Kankim benim. Eyvallah. Dinleniyoruz arada. Aynen. Çok sıkıyorum, ben de yanda sıkıyorum. Değil mi? Aynen. Aynen. Önde gaz pedalları nerede? Aynen. Buradan buradan yap. Buç 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 buç. Evet, production'da çalışıyor ekstra olarak. Kolların yoruldu mu stabilizerle? Efendim? Kolların yoruldu mu? Ha yok, şöyle destek alınca çok şey olmuyor bak. Değil mi? Aynen. Hem daha sinematik oluyor böyle. Aynen. Sen de top ya kanki. Aile çalışıyor. Bu kadar emek veriyoruz. Sizler de lütfen aşağıdan likelamayı. Eğer hala kanala abone değilseniz de kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bizler için en büyük motivasyon kaynağı kanalımızdaki aylık abone artışlarımız, like oranlarımız, sizin yorumlarınız ve mutlu olmanız. İzlenme oranlarına takılmıyoruz. İşimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Allah Teala nasip ettiği sürece de devam edeceğiz sizlerle birlikte. Orada bir sohbet var. Hangisi daha güvenli geliyor? Soruyu tekrar alalım mı? RS6'nın mı yol tutuşu daha iyi, daha güvenli yoksa GTR'ın mı diye sordu. Tabii ki GTR. Tecrübe oldu. Tecrübe olduğu için. Ha? Bence 320'nin. 320'nin mi? Yok ben 320 demiyorum. Ne diyorsun? Porsche. 1.7 dizel. 1.7 dizel. Yakında seninle rol yapacağız gene. İnşallah. Caddar George ile geçen bir deneme yaptık seninle. 320'ninle. Geçtin benim. Estağfurullah. Abi geçmek olmaz da Caddar yürüyor galiba biraz değil mi? Basmamıştır, basmamıştır. Yoksa buna karşı şansımız olacağını ben düşünmüyorum. Gerçekten çok ciğerli bir makine. E60 M5'te denemelerde kafa burun giden bir M3 bu arkadaşlar. Bence çok sağlıklı bir makine ya. Senin araba M5'te kafa burun yürüyor. Gaddar George evet. Senin kalemin olamaz. Sen diyorsun. Ama Huracan'ın olabilir belki. Evet. Neden böyle olduğunu söyleyeyim mi? RS6 4 kişi. Evet, arkadaki misafirleri hemen... Ve bagaj da dolu. Bagaj da dolu. Erenciğim yakalanırsa bir 4 kişiyle abi değil mi? Ağırlıkları veririz. Erenciğim, 2 tane misafir kabul eder misin? Bir de öyle deneyelim. Yürüyor yapalım. Ama iyi yürüyor bana, helal olsun valla. İsmail abi, orada havalar nasıl? Harika, harika. Ayhan abi vallahi helal olsun ama ya, gerçekten. Yeterli galiba. Ferrari'nin pilotu değişti. Fatih Günak, sol tarafa bir poz verebilir misiniz? Süper. İhsan abi, sağ koltuk keyifli mi?
Yani sol koltuk kadar olmasa da. Telsiz röportajına hoş geldin Ramazan. Bize ne söylemek istersin telsiz röportajında? Kazasız belasız. Hayırlı yolculuklar da Mehmet kardeşim. GNK Turizm olarak kazası belasız hayırlı yolculuklar dileriz. Yoruldum Ozan, yoruldum. Ben gidiyorum. Evet, şimdi pit stop yaptık. Yakıt basınç regülatörü de bu. 1, 2. 8 tane ustayla aynı anda seyahat ediyoruz, farkında mısın? Evet. Sen de çok araba yaptın. Hepsi birbirinden değerli. Aynen öyle. Sen de çok araba yaptın, sen de bir ustasın be abi. Çok be kardeşim. Burada ustalar var, değil mi? Bize düşmez. Bence bir 10 dakika, 15 dakika beklemekte yarar var yani. Kesinlikle. Evet. Ülkü yarış pistine de bir uğrayalım dedik gelmişken. Yemek paylaşmayı çok sevmediğim için masayı göstermeden bu anları yine paylaşmak istiyorum sizlerle. Allah afiyet versin. Yemek yiyoruz şu an ailemizle. Abi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yarasın şifa olsun. Sağ olasın. Göm abi hemen seni göreyim. Sizin ne varınız? Nereye? Yorumlara çökün. Şimdi akşam yemeğindeyiz arkadaşlar. Geldik. Buradan da Çeşme'ye doğru geçeceğiz. İzmir'deyiz şu an. Road trip devam ediyor. Değil mi? Evet kardeşim. Sevdin mi kardeşim? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Valla 2,5 kilometreden itfaiyeyi çağırdı arkadaşlar. Değil mi? Tabii aynen. Ne, bakayım. Olay bu işte kardeşim. Ne diyorsun? Bu ne? Bu nedir abi? Böyle bir şey yok ya. GNK GTR mi yapıyordu onu? Yangın çıkardım ya, araba yanıyor. Çeşmeyi de mi yaktı? Harbiden Çeşmeyi de yaktı GNK GTR. Abi bu böyle çok arkadaydı. Her yer aydınlandı böyle bir anda. Alev topu düştü yere. Biraz uykum gelmişti, uyandım bir anda ne oluyor diye. Işıktan aydınlandık. Değil mi? Uykumuz kaçtı. Harbi mi? Sen mi kullanıyordun? Aynen moruk. Geceyi gündüz yaptın, helal olsun kardeşim. Işık yok dediniz yolda, ne yapayım? Adam. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Bir belediyesi iyi çalışmıyor. Geldik buraya. Hop aydınlatma sistemimizle. Aynen, aynen. Aydınlatarak geliyoruz. RS6'yı piste bıraktık arkadaşlar. 5 araba yola devam ediyoruz. Ben arkada oturuyorum şu an Range GTR'de ve bacağımın sağ kısmı bildiğiniz bitti yani. Yanıyorum şu an. Felç abi. Başka ne var? Çok kötü durumdayım yani. Bilmiyorum. Abi GTR'nin arkasında oturulmuyor. Harbiden sıkıntı yani. Polo'yla gelsek şimdiye kadar çoktan gelmiştik. Sabahından beri yoldayız. Aynen öyle valla. Akşam kaç oldu? Akraba olduk. Toplamda kaç paralık yakıt yakmışızdır? Vallahi hesabını yapalım. 6 arabayla. Ekonomiye can verdik, onu biliyorum da. Aynen. Gerisini bilmiyorum. Araç başı kaç para yakmışızdır şu an? Valla hiç hesap etmedim kardeşim. Ha. Değil mi? Aynen. Harbiden. Yakar geçeriz. Ya. Sizin için. Aşağıdan like'lamayı unutmayın. Lütfen. Kopilotluk nasıl bir duygu? Yorucu. Yorucu değil vallahi mi? Haritayı yorucu. Takip ediyorsun bugün. Tabii. Yüzüklerin güzelmiş. Eyvallah. Göstersene. Ne bunlar? Zayıfladım lan gelirken, parmağımdan çıkmıyordum. Harbi mi? 10 saattir yoldayız lan. Ne bırak abi. Olsun güzel. Vallahi yoruldum ya. Abi piste bıraktık RS6'yı. Bunun sebebini sizden alalım. Hacı RS üzdü beni ya. Ne oldu acaba? Bakımlarını da yapmıştık, anlamadık. Arıza da vermiyor. Arıza da yok. Muhtemelen saçma sapan bir şey ama. Ya buji, bobin, bilmiyorum ikisinden biri. Sebebi ne olabilir bilmiyoruz ama benzinciye girdik, tam yakıt alacaktık. Araç bir kesti gibi bir şey oldu. İşte o rolanti kesiyor böyle. Aynen. Stop ediyor. Işık da yakmıyor. Enteresan taraf.
Arkadaşlar sağ olsun baktı etti. En güzeli çekiciyle İstanbul'a gelirler. Biz de işte GTR'lara sığındık. Allah razı olsun. Baba GTR'lere teşekkür aynen ederiz. Aynen abi. GTR yok varsa derdin yok. Aynen öyle. Bak adamlar maşallah. RS6 ben dedim bugün soft araba. RS6 dedik normal mod, hani temiz mod gelir dedik, nazarımız değdi. Evet. GTR'ler, Ferrari'ler resmen çatara patara sorunsuz aynen geliyor. Biraz üstüne selamlar. Aynen. Runner performans. Ellerinden öper. Ellerinden öper abi aynen. Süper arkadaşım. RS6'daki problemi ne olarak yorumlayabilirsiniz? Her türlü yorumlarım. egzoz bilyası bozuk. Ben yapardım da aramızda kalsın. İsmail abi ayar oldu. Motor inmesi lazım aynen. Neler neler ya. Sen Elif servise geldiğinde mesela öyle bir araç ne yapıyorsun? Bir şey yapamıyoruz. Bakıyor musun karşıya? Durun şu an bu arkadaşlar. Hadi öyleyse tekrardan yola doğru çıkalım ve sevgili Nismo'muzun sahibi olan Onur abimizle birlikte buluşalım arkadaşlar. Onur abi de geldi. Biz de böyle oturduk. Yorulduk. Evet herkes bitti. Evet şu an sevgili Mehmet. Merhabalar. Merhabalar. Şu anda görüntü çekiyoruz. Leynan Salim için şu an kendisi drone ile görüntü alıyor. Şöyle gösterelim. Ve Çeşme'deyiz şu an. Çeşme Marina'ya geldik arkadaşlar. Bayağı yorulduk. Drone görüntüleri de şöyle çekiliyor. Araçları bu şekilde park ettik arkadaşlar. Nismo GTR'ımız Çeşme'deydi. Biliyorsunuz sezonda Çeşme'de araç. Kendisi de bugün bize katıldı. Haftaya inşallah İstanbul'da. Diğer savaşçılarımız da bu şekilde. Bu gece güzel geçecek arkadaşlar. Uyuyacağız böyle, dinleneceğiz biraz. Yarın tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz günümüze. Videonun ilerleyen dakikalarında yine izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Nasıl bir gündü? Vallahi bence muhteşem bir gündü şu an. Ki daha bu ilk gün. Evet, ilk gün ama tek gün. Ama yarın da var abi. Evet, otelimize geldik. Bu anları da sizlere gösterelim. Ailemizle birlikte şu an konaklayacağımız otele geldik. Böyle tertemiz, çok güzel, cici bir yer. Kendimi şey gibi hissediyorum şu an. Lifestyle vloglarda falan böyle tatillere gitmeden şey yaparlar ya, alırlar böyle çantayı şöyle. Buna lan gidiyordu şimdi. Abi ama. Neyse, bize göre olmuyormuş. Biz yolda gazlayalım en iyisi. Buraya geldik, hemen bir kısa odayı da gösterelim. Tuvalet, banyo vesaire böyle. Evet. Güzel, tertemiz. Böyle. Aynı zamanda ailemizi takip eden Mert adlı kardeşimiz de burada, kendisi çalışıyormuş. Kendisiyle de tanışmış olduk. Hatıra fotoğraflarımız falan çekildik. Buradan da kendisine tekrardan selamlar. Evet. Güzel bir gün oldu. Umarım siz de izlerken çok keyif almışsınızdır. Yarın yeni günümüze merhaba dediğimizde vlog gibi günümüze devam edeceğiz. Öyleyse yarına hep birlikte uyanalım arkadaşlar diyoruz ve uyku yolculuğumuza doğru geçiyoruz. Hadi bakalım. İkinci günden merhabalar. Bugün şu anda otelimizden çıkış yapıyoruz. Araçlara doğru biniyoruz. Günümüze devam edeceğiz. Hızlı hızlı iniyen anlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Şu an arabalar koltukta. Hadi bakalım devam edelim. İçe geldik buradan. Botla nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Onur abimizin teknesine. Aynen öyle. Onur abimizin teknesine geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Fatih Çiğim önden gidiyor. Güzeldi değil mi tatilimiz? Yani güzel geçti. 24 saatte devir alem gibi. Evet. Yaşamadığımız yapmadığımız şey kalmadı. Bütün neredeyse imkanları sonuna kadar kullanmak işte bu galiba. Galip abi merhaba. Merhaba kardeşim. Nasılsın? Çok iyi. Seni gördüm daha iyi oldu. Eyvallah abi. Botumuzun ekibini gördüm. Aynen. Botumuzun kaptanı da orada. İkinci kaptanımız var. Ama birazdan daha çok atraksiyon var. Evet. Denizde. Hadi bakalım. Şimdi bot incelemesi yapıyoruz. Sayın kaptanım kaç beygir? 97 beygir bir Williams Jet Bot. Evet. Orta olarak 50-55 knot yapıyor. 3.45 boyunda. Hangi ülkenin menşeği? Menşeği İngiliz. Efendim İngiliz mi? Evet İngiliz. İngiltere yapımı. Denizlerin bir nevi Lamborghini diyebiliriz buna. Valla? Aynen öyle. Biraz kaç knot görüyor? 55 knot falan görüyor. Fakat bunda bir pervane yok. Bunda jet türbin sistemi var. Aha. Güçlü bir sistem var ve tamamen spor jet hatta. Wow, süper. Çok iyi arkadaşlar. Benim hala spor modda değil. Evet, valla. Evet arkadaşlar, durum bu şu an.
tekne incelemesi de yapabiliriz yakın zamanda belki. Neden olmasın? Evet, isterseniz arkadaşlar tekne incelemesi falan da yaparız. Denizlere giriyoruz artık. Sea Hunter sondan yakında galiba, değil mi? Fatih, senin tekneyi de bir inceleriz önden. İnşallah, bakalım. Aynen. Hadi bakalım. Güzel ama ya. Vallahi. Koyda'da durumlar bu şekilde. Çeşme gezintisi devam ediyor. Günümüze buradan sonra tekrar devam edip yola doğru çıkacağız arkadaşlar diyoruz ve içeri doğru geçiyoruz. Abi kaç basıyor? Abi. Basıyor mu? Evet sevgili arkadaşlar, umarım izlerken çok keyif almışsınızdır. Bizler de böyle 24 saatimizi, aslında 36 saatimizi sizlerle paylaşmaya çalıştık elimizden geldiğince. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, sizce bir sonraki şehrin neresi olmasını istediğinizi ve yorumlarınızı bırakarak kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın ve sadece Lane Hunters'ta kalın. Bye bye.